Evet hemen de hız kesmeden bu ayakkabılar nasıl alınırın parti 2 kısmıyla devam ediyoruz. Yani burada şimdi şeyden bahsettik fiziksel olarak bunun nasıl alınacağından dükkanlardan Türkiye'deki İstanbul ağırlıklı İstanbul'daki dükkanlardan maalesef diğer illerde zincirler dışında ya da senin söylediğin gibi outletler dışında çok bir şey bulmak zor. Hele Amerika bu konuda bir cennet tabii, orası çok acayip oradaki outletlerde insanlar çıldırıyor. Bunun bir diğer yolu da bu ayakkabı almanın diğer yolu da tabii sıkı takip. Böyle hani buna dedikeyseniz takip etmeniz lazım. İşte Soul Retriever gibi böyle derleyen siteler de var. İşte bütün çıkacak ayakkabılar hangi sitede ne zaman çıkıyor, çekilişi ne zaman açılacak vesaire bu sitelere üye olup takip edebiliyorsunuz. Ya da ücretli app'ler var. Siz sen onlardan biraz bahsedersin. Bunlardan takip edip girebildiğiniz online yapılar var. Bu sistemlerde de raffle denilen çekiliş sistemleri var. Bunda da en önemlisi zaten Nike'ın sneakers app'i, SNKRS app'i. Türkiye'de app yok hala. online olarak web sitesinden erişebiliyorsunuz. Yurt dışında Avrupa'da app'i de var. App'ten size daha bildirim gelebiliyor onları girdiğiniz zaman. takip aldığınız zaman ayakkabıları ve Çekiliş günü geldiğinde belli bir saatte bir 15 dakikalık ki bunu da yeni yaptın Nike bu arada. Biliyorsun sen de bunda da acı çekiyorduk. Abi girmemiz lazım falan ki Adidas'ın hala çok kötü çekiliş sistemi. Nike biraz düzeltti giriyorsun 15 dakikan var bilgilerini giriyorsun sakince. 15 dakika bitince arkada sistem çekilişi çalıştırıyor. Sonra sana çıkmadı diyor. Yani bana hiç çıkmadı <laughs> Snickers'tan. Ee, sen sen birkaç kere kazan attı. Daha fazla kazandın Amerika'dan da. Ama ben bu konuda çok şanslı değilim. Ee, ya bu online sistem bana daha adil geliyor belli noktada. Ama tabii burada da başka sorunlar var. Ee, şimdi onları da konuşacağız zaten. Ya burada aslında hani söylemediklerinden birisi de mesela bot durumları var. Ya bu botlar da doğrudan sorun ya o işte zaten. ya da, ya alabiliyor ha, okay. ya da sana bildirebiliyor. Yani sadece satın alma botu değil bildirim anlamında da botlar var. Evet. E i̇şte doğrudan telefondan mesaj da gönderebiliyor. Bu bir Discord botu da olabiliyor. E, ki Amerika'da mesela bildiğim benim işte aylık 50 dolara kayıt olduğunuz ve sizin telefonuna işte ürün çıktığı anda bazen nadiren Nike gibi Nike'ın sitesinde e, böyle hiç belli olmadan ki benim de alma şansım oldu mesela işte Off-White bir model alma şansım oldu öyle 2018'de e, şart diye düşüyor drop olarak düşüyor ve onu hani sitede rastgele gezen bir insan dışında kimse bilemiyor. E, bunu bilmenin de bir yolu var. E, yeni gelenlere de eklenmiyor bu arada bu ürün. Böyle olduğu için de bunu bot kullanan insanlar sadece bilebiliyorlar ki onlar da hemen almış tüketmiş oluyorlar. Ee, hatta bazen web siteye eklenmeyip sadece kaynak kodlarına eklenmiş ürünler de olabiliyorlar. Bunları da yine botlar sadece keşfedebiliyor. <laughs> çünkü kimse girip de oradaki kaynak kodları de değişti mi diye anlık kontrol etmesi yani gözle de kontrolü bunun mümkün, mümkün. değil. O yüzden botlar bunu sadece, yani satın alma değil bildirim anlamında da botlar var. Satın alma adına da zaten bütün sektörün muzdarip olduğu bir durum. Satın alma botları da var. Siz kredi kartı bilgilerinizi kendi için o sistemin içerisinde veriyorsunuz, o sizin için herhangi bir ürün ya da belirlediğiniz ürün çıktığı anda doğrudan otomatik olarak satın alabiliyor. Ee, yani bu şey sistemi bu arada hani işte Sneakers ya da e, diğer e, doğrudan böyle hani Adidas'ın da kendi işte uygulaması üzerinden satın alma durumları e, ya çok adil değil ama yapılabilecek en adil sistem bu gibi geliyor bana da çünkü hani herkesin bağlantı hızı da aynı değil. Zırt bundan bile kaybedilebiliyor ki benim mesela ya bu sneaker'sı kullandığım zamanlarda e, Türkiye'deki sneaker's ve Avrupa'daki sneaker's ya da Amerika'daki sneaker's bu arada ayrı ayrı çalışıyor şey olarak da yani işleyiş şekli de farklı. Türkiye'deki çıktığı anda tıklaman yani ilk kim girerse ilk kim tıklarsa onun aldığı bir sistem var ama Amerika'da aynı şeyde de Avrupa'da da senin dediğin gibi 15 evet. dakika bir zaman veriyor. Ama Türkiye'de mesela çıktığı anda doğrudan düşüyor ve ilk giren alıyor. Böyle olunca herkesin internet hızı, kalitesi aynı değil. Herkes alamayabiliyor. Hatta doğrudan aynı internete bağlı ben iki bilgisayar ya da iki telefon kullanarak da hani hatta 4-5 cihaz kullanarak bile almaya çalıştığım oldu. Birine erken düşüyor, birine düşmüyor. Birine bir dakika sonra düşüyor. Yani böyle sıkıntılar <laughs> bile olabiliyor. Bu yüzden hani evet şu an tek şu dünyada adil en iyi sistem bu. Çünkü hani herkese eşit haklar veriyorsun. Ama herkes eşit haklara sahip olamayabiliyor. İşte orası ekonomik ee, yani sıkıntı. İnternet <laughs> kalitesi vesaire gibi. Öyle olunca da ya da hiç olmadı hani e, giremeyebiliyorsunuz bu sistemlere ki çoğunlukla çöküyor bu sistemler bu arada. Yani Nike'ın sitesi bile e, bazı durumlarda ki yani her 3-4 tane e, lansmanın birinde çöktüğü de oluyor bu sitelerin. E, ona da güvenmek zor. E, öyle olduğu için hani e, çoğunlukla ya böyle araştırarak kara borsanın da hani yani ne lansman fiyatı ne de kara borsa ikisinin arasındaki bir fiyata bulmaya çalışıyorum. Ben kendi adıma ne yapıyorum dersem hani alamadığımda ki çoğunlukla alamıyorum bu <laughs> sneakers gibi sistemlerden. Çıkmıyor. Nadiren Amerika tarafından ama onun dışında kendim özel böyle tamamen interneti kurcalayarak insanların böyle yani ana akım StockX, Gold gibi, Soul Retriever gibi böyle ana akım sitelerin dışında nadiren böyle Reddit gibi e, bu videoyu izleyenlerin böyle bence özel bir şeyi olsun bu. Evet senin ondan Reddit'den biraz yandan bahsetmen yandan lazım de... ya. Redditten nasıl alıyorsun oğlum ayakkabıları? Hani belli Sabredit'ten var? Duyuralım mı onları? Var. <laughs> Yani R sneaker, sneakers market diye subredditler de var. Doğrudan yani sneakers subredditi ya da işte Dunks mesela Dunk için özel bir subreddit var. Hmm. Bu sadece şey. Yani ölmedi. Dunks are not dead diye bir tane subreddit var. Burada sadece aslında olay insanlar Dunklarını paylaşıyorlar. Yani gerçekten çok niş bir kitle var. Aha. Yani e, geçmişte satın aldığı ve hala böyle duran Dunklarını paylaşıyor insanlar. Ama nadiren burada ya hani adam satmasa bile teklif gönderebilirsiniz ya da doğrudan satan insanlar çıkabiliyorlar. Ya da takaslamak isteyen insanlar çıkabiliyorlar. Bu tüm için geçerli buradan. Tüm Reddit'teki bütün subreddit'ler için geçerli. Ee, ya da işte doğrudan Sneaker Market diye subreddit de var. Buradan hani bu gibi yerlerden çok ucuz fiyatlara bulabilirsiniz. Ya da böyle insanlar acilen satmak istediği anda e, bu Gold ya da işte StockX gibi sitelerin işlemleri süreçleri çok uzun. Böyle olduğu için de bu insana hızlı satmak adına daha böyle forum aslında hani Reddit bir forum ve forum da doğrudan paylaş paylaşım ve düştü gibi bir sistem olduğu için orada insanlar çok daha hızlı bir şekilde satabiliyorlar. Peki Ama nasıl güveniyorsun oradan, onlara? Ki? Güvenmek Heh. evet. Orada da şöyle bir durum var. Ee, bu Farfetch gibi siteler var ya da işte yine Goat'a da koyabiliyor ya da Grailed var yine şey olarak doğrudan. Türkiye'deki Letgo aslında bunlar. E, oraya doğrudan e, onunla anlaştığında o kişiyle fiyat olarak anlaştığında o kişi oraya koyacak ve komisyonunu sen, komisyonun üzerine ekliyor. Sen oradan satın alıyorsun. O adam sana linki gönderiyor, satın alıyor. Yani benim çoğunlukla yaptığım sistem bu. E, çünkü ya, diğer türlü hani benim PayPal'ıma gönder falan sistemi bence de çok tehlikeli. Ben hiç yapmıyorum. Ama burada bir diğer e, önemli o orijinal var. orijinal mi ayakkabı? Evet. Eee <laughs> legit check denilen gerçeklik kontrolü dediğimiz bir durum var. Burada da e, bunun bunun da böyle legit check app'ti galiba ya da check app mı öyle bir uygulama var. Bu doğrudan botların senin için e, ürünün gerçek olup olmadığını kontrol ediyor. Ama bu güvenilir bir şey değil. Çünkü sahteyi artık sahteler inanılmaz iyi olmuş durumdalar Abi ve oraya bir çok kolay bir şekilde ya. o botu kandırmak mümkün. Hatta StockX'in ya da e, diğer birçok e, GOAT gibi sitelerin e, ya da işte Flight Club yine Jordan'ların satıldığı bir e, resel şey hı hı. web sitesi. Orada da mesela yine birçoğunu insanlar kontrol ediyor. Yani bir ürün geldiğinde ellerine hı. ayakkabıyı ben satıcıyım gönderdim. Onlar ellerinde kontrol ediyorlar ve Okey bu ürün gerçektir diyorlar ve web siteye ekliyorlar. Ama hı. artık botu kandırmayı da geçtim. Bu insanları da kandırabilir, kandırılabilir. Bu insanın da kanabileceği seviyede kaliteli sahte ürünler üretiliyor. Böyle olduğu zaman da e, en iyisi sizin kendiniz bunu nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmeniz oluyor. Bütün bu arada her, her ayakkabı için neredeyse farklı bir durum var. Yani hatta her yani her silüet için farklı var hatta öyle diyeyim. Yani buradaki işte Air Jordan 4'te de Air Jordan 1'de de farklı noktalara bakarak bunun gerçek olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Hatta onlar modellere göre de yani Air Jordan 4 ama birisi Air Jordan 4'ün orijinal bir modeli doğrudan Air Jordan'ı sattı. Biri de Off-White'da yaptığı işbirliği modeli diyelim ki. Orada da farklı yerlere bakmanız gerekebiliyor. O yüzden e, burada yani birazcık tecrübeli olmanız ya da bunu öğrenmiş, iyi öğrenmiş olmanız gerekiyor. Ya da dediğim gibi mesela alacaksanız bana gönderebilirsiniz. <laughs> ya da başka paralı servisler var. Bu gerçek mi değil mi diye kontrol etmek için e, halhazır tecrübeli insanları gönderebilirsiniz. Ya da dediğim gibi paralı hizmetler var bu noktada. Abi Çinliler legit çılgın dediğim ya. Dediğim gibi abi. bu arada. Şeyi yolluyorlar ya yani StockX'in o boncuğu var ya kontrol evet. edilmiştir. Adam sana ayakkabıyı Aynen. satıyor. Çin'den alıyorsun. Yanında o boncuğu da var. <laughs> Her şey hazır yani. Hani o legit checkten geçecek sisteme de Aynen. getirmiş. Yani satarsın kral falan diye böyle hazırlamış ayakkabıyı. Aynen öyle. Geldi hiç eklemesin o boncuğu Bunu böyle koy direkt siteye. E, Kandırılan bu arada hani benim doğrudan şahit olduğum olmadı. Ama hani YouTube'da falan bunlarla ilgili videolar gör, görebilirsiniz. Yani StockX'de e, sahte ürün geldi falan gibi. E, ben de yaşamadım bu arada. Böyle tecrübeli olan insanlar var. StockX'de hatta bana bir kere mail'i de attılar. Ee, Adidas Superstar Spider-Man çıkmıştı geçen sene. Onu alacaktım. Eee Miles Morales Spider-Man. Ona bakarken böyle şey bir anda mail geldi. Ya işte ayakkabınız geldi ama işte şurası da birazcık işte şey var. Bir yapıştırıcı birazcık dışarı çıkmış. İşte yan tarafta böyle küçük bir çizik var falan diye. Yavuşuma gitti aslında ya da işte şey diyor bazen ya bunun ayak kutusu da şey değil ama ayakkabı orijinal korkmayın falan diyor. Da ben de sana atmıştım sen de onaylamıştın. Ya aslında bunu da yapıyorlar. Biraz belki de ağızları yandı bir şeylerden ki e, alıcıyı da bilgilendiriyorlar böyle ufak sıkıntılar olduğunda. Ya bu şey durumu bu arada e, hani bazen doğrudan e, şey Nike ya da Adidas.com'dan alındığı zaman bile e, ürünlerde bazı sıkıntılar olabiliyorlar. E, bunlar yani işte aynı yapıştırıcı lekesi gibi ya da bazı noktalarda dikiş atlama gibi ki burada mesela hani şu an bin dolara satılıyor. Hatta bendeki de DS. Ama bunu da bile böyle bunda değil herhalde sol çiftinde olması lazım. Yani çizik mi bilmiyorum abi? ne kadar gözükecek ama yani bakın. Ha mesela evet. Dikiş yapıştırıcı çift. şeyi. Ha yapıştırıcı mı? yok Bu yapıştırıcı at. evet. Bir tanesinde de mesela diğer tekinde de mesela dikiş atlamış böyle. Bir yerde hmm. dikiş dışarıdan gidiyor dikiş mesela. Yani bunlar e, doğrudan markaların kendi e, üretirken fabrikalarda yaptığı hatalar da olabiliyorlar. Bu yüzden hani çok katılı olmamak gerekiyor yani böyle mükemmel bir şey gelecek benim elime ve Tabii. hani hiçbir yerinde kusur olmayacak gibi e, düşünmek de bence çok böyle hani sağlıklı bir şey değil çünkü yani çünkü ilk giymende bile sen bu ayakkabıyı dışarıda çamur yapabilirsin ve o zaman gözündeki değeri düşecek yani değer o şekilde hani değeri o şekilde vermemek gerektiğini düşünüyorum bu yüzden fabrikadan gel, gelen ürünlerde de dediğin gibi bazı hatalar böyle olabiliyor çizik olabilir işte dikişlerde hata olabilir, yapıştır lekesi olabilir, renk tutmama, tutmama olabilir. Böyle şeyler olabiliyor ama hani bunlara çok takılmamak gerektiğini ben düşünüyorum. Ama hani sahte boyutunda zaten hani sağlık gibi bir faktör var. O yüzden hani sahteyle hani sahte de hatalı olur ama giyelim falan öyle kolay bence hani kestirip atılabilecek ya da ha tamam öyle mi o zaman yap, alalım falan <laughs> çok doğru değil çünkü hani e, orijinalle, orijinallerin hepsinde ortak bir şey varsa kalite anlamında ayak sağlığına hani zararlı olmayacak bir şey olması. eğer o konuda tereddüt ediyorsanız zaten o ürünü giymemeniz, kullanmamanız belki de gerekiyor. Türkiye'de çok Genel var bu dükkanlarda. Sirkecide falan gittin mi böyle? Abi bize fabrikadan özel geliyor, orijinal falan. Abi Çin'den evet. getirmiş orada. Her e yeri bağırıyor aynen. zaten. Yani onlar bu arada zor bile değiller onun sahte evet. olduğunu anlamak için. E, internetten orijinalinin fotoğrafına bakmak bile yetebiliyor. Ama o, şöyle o çakallar şey, var. Belki görmüşsündür. Kendini o kadar özel konumlandırmış ki dükkan böyle gizli bir yerde böyle şeye giriyorsun içeri adamı arıyorsun. O tarzı var öyle herhalde. Ha, aynen öyle biraz böyle şey konumlandırmış olan diyorsun herhalde orijinal böyle bir ya yani şey falan gördüm. O, hibrit ayakkabılar var. Böyle Air Max 720'yi almış, Jordan 1'i almış. Onu onun kıçına takmış Ne, <laughs> ne yapıyorsunuz? <o? gülüyor> Off-White Easy falan da. Evet evet. Yani böyle, çok... <laughs> evet. Bunlar çok cüretkar şekilde bunlar gerçek tavrıyla ya da böyle Tabii. hatta olsa bile çok inanılmaz. Gerçeğinden daha pahalı lansman fiyatına göre daha pahalıya falan sattıkları yani ben o fight Retro 1 görmüştüm eğer gördün bir. UNC. O daha orada kötü işte. Yani sana ucuza satmayı da bırak bile daha pahalıya satıyor yani. Ciddi dolandırıcılık. <laughs> ya orada zaten mesela hani özellikle bu şey tarafında ya böyle alamayan liseli gençlerin olayı ki ama pahalı olması durumunda da faktör bence zaten yabancıyı evet kalama durumu ya da döviz zaten hani dövize vurunca adama rahatsız edecek bir fiyat değil o zaman alır ya falan gibi yaklaşımdan doğuyor. Biraz böyle hani o çok hakikaten esnaf çakallığı yani bizim <laughs> olayımızın çok dışında bence kalan bir. Aynen. Peki burada şimdi biraz konuyu da globale de açalım. Şimdi Türkiye'deki sorunları biraz konuştuk ki bu aslında sadece bizim sorunumuz değil ayakkabı yarışmak. Globalde de bu sorun var ve kara borsacılık inanılmaz durumda. Yani e, yine Jordan belgeseliyle beraber o patlayan durum. Artık her şey, yani Jordan mesela ben şey atıyorum. 2018 Bret Brad neydi? Brad değil pardon. Jordan 11. E, Concord. 2010, mi? Concord. Concord'u böyle Wunder'de aylarca vitrinde durdu. Gittim geldim baktım Böyle kendimi şey ikna edeyim ulan bu ayakkabıya bin lira vereceğim nasıl vereceğim böyle terliyorum falan. Ee, zor yıllardı. Neyse en sonunda gittim aldım. 46 numarası da duruyordu aldım. Ee, hala da giyiyorum taş gibi bir ayakkabı. Şimdi öyle hani Concord bulacaksın çıkacak 2 ay duracak bitirin falan imkan yok. Çünkü kara yani artık hype o kadar yüksek ki bu ekonomik olarak da bunlara her türlü çekilişine giriyor insanlar. Botlar yazılıyor binlerce e, raffle entrisi yapılıyor bu botlar üzerinden. Yani bunları Twitter'da falan utanmadan paylaşıyorlar. Yani en son Travis Scott'la da gördük. Yani öyle bir bot yazmışlar ki 1000-2000 giriş yapıyor. E, en kötü 5-10 tane çıkıyor yani 1000 giriş yaptığın zaman. Ve ondan çok büyük paralar kazanıyorlar. İşin ilginç yanı tamam hani ekonomik sıkıntısı olan insanlar ya da bu araya bir kar ortamı görmüş insanlar bunu yapıyor. Bundan kaçamıyoruz. Bu yüz, yılların sorunu dünyada. Ama bir yandan da bu işi çok zengin olmasına rağmen ya da e, imkanı olmasına rağmen yapan da var. Bu artık böyle sadistik bir zevk gibi bir şey. Yani bunu Nike'ın VP'sinde de yaşadık mesela yakın dönemde hatırlarsın. E, Nike oğlu oğluydu sanırım. E, çocuğu diyelim. Yani oğul oğluydu işte. E, Air Mac'leri depoladı. Hani biraz dedikodu gibi kaldı ama muhtemelen onun olduğu anlaşıldı. İşte bunları fahiş fiyatlardan sattı. Kutu kutu ayakkabıları içeriden e, arka kapı dediğimiz backdoor'dan aldığını haberlerde okuduk gördük kendisi de istifa etmek zorunda kaldı bu bana çok tuhaf geliyor yani e, hayırdır ya <laughs> bu kadar da düşmeseniz mi yani koca bir markanın VP'sin ya yani, buradan çıkacağın çıkartacağın birkaç bin dolara mı ihtiyacın var muhtemelen senelik maaşın e, 500 bin dolarla 1 milyon arası bir şey yani daha fazla bir olabilir şu an bilmiyorum ama çok ciddi paralar alabileceğin bir markadasın. Bu çok tuhaf geliyor bana. Buradan da zaten yine başka konular seçeceğiz ama bunu bir konuşalım. Ya bu hani işte bir ötesi de ya da aynı ayarda olanı hani Trophy Room mevzusu ve evet. orada Michael Jordan'ın oğlu artık Marcus Jordan'ın kendi mağazası olan Trophy Room'la Air Jordan yani babasının markasının işbirliğinden doğan Air Jordan bir Trophy Room modelinin. Yani kendi ma mağazasına arka kapıdan tanıdıklara satması daha pahalı fiyatlara ya da risel yoluyla işte kara borsada satması ee, yani kendi ürününü bile insan yani demek oluyor ki kendi ürününü bile e, kendi belirlediği <laughs> fiyattan değil de aynen gözü de artık yani bir vahşileşerek e, kendi belirlediği fiyattan yani kendi ürünü kendi belirlediği fiyattan bile değil. Çünkü o normal bir lansman fiyatından çıkmamıştı o ayakkabı. Evet. 200, 220 dolar gibi bir şeydi yanılmıyorsam. Yani kendi belirlediğim fiyatın bile yeterli olmadığını düşünerek yani kara borsada satmaya çalışıyor. İnanılmaz. Yani ya. gerçekten anlamak çok zor. Hani şey durum vardı ya bu e, parayla dövdürmeye falan çalışan böyle sadistik insan. Aynı dediğin gibi yani anlamak değil de böyle sanki psikolojik bir şeyler var orada gibi bir duruma geliyor böyle çok acayip ya gerçekten. Ya da Nike'de işte çalışan e, benim yakın bir işte Türkiye'de Nike Nike ile pazarlama danışmanlığı yapan bir arkadaşımın e, doğrudan bu e, Beaverton'dan öğrendiği şey e, Oregon'dan öğrendi pardon. Hı hı. E, orada yine Türk bir kadın çalışıyormuş şeyde. E, Nike'nin ana yerinde Oregon'da. Oradan öğrendiği e, Nike ar arşivlerinden, DNA arşivlerinden eee Nike Air yirmekler çalınıyormuş ve her yılda <laughs> herhangi bir eskiden yapılmış bir e, prototip model çalınıyormuş her yıl. Ara hmm. yani farklı farklı modellerin no, prototip modelleri çalınıyormuş ve e, geçtiğimiz yıl ya da 2019'du galiba e, 7 tane yirmek çalınmış mesela arşivlerden ve bunu yapanlar hani oraya erişimi olan elbette yani Zaten oraya erişim bir orayı kontrol eden güvenliğim var. Bir Tinker Redfield'ın var. <laughs> bir de yani yönetici adamın var. Yani o hmm. ikisi de çalmadığına göre yönetici çaldı ya da güvenlik bir şekilde bir şeyler yaptı ama yani oraya erişmek bile inanılmaz seviyede bir şeyken benim gözümde tabii. Yani o adamlar oraya giriyor bir de oradaki ürünlere dokunuyor bir de çalıyor onu falan böyle yani ve bir noktada şey yani bu, burada aslında ben konuyu ayakkabıdan biraz böyle uzağa taşıyacağım ama bir kültürel bir şey bir de yani bir zarar verme durumu da yok mu burada yani çünkü var. bir tasarım var ortada bu her zaman bunu bir ürün ya da satış hem yani satılacak bir ürün olarak bir mal gibi bakma bakmayı ben geçtim çoktan ki yirmekler bu arada Air açıklayalım tasarım... özel de biraz hani Bekledi Future'tan evet. esinlenerek yapılmış ayakkabılar yani bilmeyenler için elektronik Peki, kullanılan ayakkabı yani, yani kullanılan burada. aynen ayrı bir de sonra hani onun Çıktı evet. açık arttırmaya satıldı falan. Bir seri üretim olmasa da belli bir üretim oldu. Evet. 20 tane falan galiba Hı. yapmışlardı 2017'de. 2011'de falan da yaptılar. Hatta Türkiye'de e, Sinan Güler de aldı bir tane. Onu da ekliyorum. <laughs> Aa, onu bilmiyordum. Evet, bir tane eBay'den açık ile almıştı kendisi. Yanlış hatırlamıyorsun. Paylaştı. Bu arada tam Hatta fonksiyonel mı? olarak da tamamen çalışan ayakkabı. Yani evet. Şimdi kullanılan prop e, motorlu falan böyle kablolu falan bir şeydi ama onun tuşlarına basıp oradan kendini e, yani Nike Adapt teknolojisini doğrudan kullanan bir ayakkabı. Yani e, bir şey durumu var. E, bir tarihe zarar verme gibi bir durum bence var ortada. Çünkü hani e, burada çaldığın ürün mesela benim evime gelip de fabrikanın ürettiği bir şey çalmıyorsun orada. Orada e, prototip bir tasarımı çalıyorsun. Bu kendi adıma mimari bir şey de olabilir bu. Bu herhangi başka bir şey Yani bir sanat eseri de olabilir bu. Yani tabii burada hani bunlar sanat eseri midir gibi daha ileride konuşacağımız bir evet, konuya geleceğiz ama burada hani e, bir yoz yani öyle bir yozlaşmış ki mesela yani tarihi bir bir şeye bir tasarıma zarar veriyorsun ve onun kaybolmasına neden oluyorsun gibi bir olay var. Hani Mona Lisa'yı çalmak elbette çok daha ciddi bir şey ama hani orada da tasarım bir tasarımcının ürettiği bir tasarımı çalıyorsun oradan. Onun prototipini çalıp götürüyorsun gibi. Hani kült yani, kül, yani Ayakkabı değil mevzu orada. Kültürel bir birikime, bir insanlık tarihine zarar veriyorsun gibi benim düşündüğüm ve hissettiğim bir konu var. O yüzden bana hani yani para için yapılan bir şey ol, Hani para için yapıyorsan bile ya yani anlama, ya yani çok <laughs> ayrı bir boyutta bir şeymiş gibi geliyor. Çok kelimeye döktüm. Aklın ermiyordu. Gerçekten öyle. Yani ya bu e hastalık de, gibi herhalde. Para, evet. Hastalık ve çok büyük ihtimalle konu tabii ki de para yani. Başka ne olacak ama yani şu da olabilir yani bunu yapıyor olmak. bu konular biraz kapı da açıyor. Biraz o açıdan da bakabiliriz. Şimdi belli konumlarda insanlar belli başka farklı yüksek konumlardaki insanlarla e, bir network kurmak için de bunları yapıyor olabilirler. Hani bu biraz burada influencer konusuna da gireceğim ama yani bir markanın bir influencer ayakkabıyı arkadan arka kapıdan vermesi ve buradan aslında kendine de bir fayda sağlıyor olması e, bildiğimiz bir şey. Ama mesela daha üst seviyede işte bir Air Mag'i, e, Lebron James değil de işte ne bileyim kim gelir aklıma Şimdi hızlıca ünlü birini düşünüyorum. Adı giyiyordu? Var onda. Ha? Kanye West ya da. Okey ya yani Kanye West yani Onda ihtiyacı yok da. O ünlü biri. Kanye West'te bunu sağlaması imkanı yokken ya yani. Kanye West bu gidecek alamayacak durumdayken ama e, bir telefon açıp bana bunu sağlayın dediğinde ona gidecek ve onunla artık bir bağ kuracak. İki gün sonra Kanye West'in de ona açacağı kapılar açıyor aslında. Biraz işte bu e, şeye geliyor. Win-win e, bir ilişkiye doğru geliyor. Sanat dünyası da bundan çok sıkıntı çekiyor zaten. Sanat eserlerinin de hem bir black market hem de çok fazla illegal para aklamasına dönerken. Çünkü çok büyük paralar. Ayakkabı da bu kadar büyük olmasa da kültürel etkisi çok yüksek olduğu için. Yani bugün o ayakkabıyla bir konsere çıktığında ya da bir yerde boy gösterdiğinde işler bir anda değişiyor. Ona bakış açısı bile değişiyor karaktere. Çok önemli bir hale geliyor network olarak. Belki bunu düşünüyor olabilirler. Yani böyle ikili ilişkiler bu ayakkabıyı bana sağladı. Çünkü biraz bizim algımızın dışında bir dünya var orada. Mesela şey şeytan Devil's, Devil Virus Prada'da vardı galiba işte. Kadın arıyordu. Rowling daha kitabı çıkarmadan Kitabın buna şeye geliyordu. Draft versiyonu geliyordu falan. Hani bunlar çok acayip dünyalar. Oraları hani çok hayal edemiyor olabiliriz belki ama e, biraz bu network ilişkisinin, biraz bu ikili ilişkilerin e, koruması, kollamasını yaratmak için de yapılıyor olabilir. Çünkü çok limitli şeyler bunlar. Mesela işte Travis Scott'ın çıkardığı PlayStation 5 ayakkabıları. Ya bunu direkt artık adam şey yaptı. Evine evine geldi insanlar o 5 kişi evinde verdi falan. İki gün sonra bunlar satılabilir tabii ama hani şey yapmadı en azından herif. Ben şimdi arkadan arıyorum işte bir tane Kanye'ye verdim falan yapmadı yani. Bunu da yapmayan yapmıyor ama koca markalar bunun network'ü peşinde koşabiliyorlar yani. Ya burada yani kazanç bir de gelece onlar onların gözünde bunun geleceğe biraz yatırım olduğunu düşünüyorum. Mesela bu hani Nike tarafında bu yapılan backdoor hareketi ya da diğer bu şu an danka olan ilginin mesela hani tümüyle sanatçı odaklı bence çok büyük oranda Travis Scott'un mesela kayna kayna Travis Scott olduğu falan bir ilgi mesela bu ya da bir hareket artık bu bu sene 2020 ve 2021'de hatta Türkiye için Panda Dunk'ların siyah beyaz modeli Aa, mesela evet. artık Türkiye'de ki hani biraz ilgisi olan insanların böyle Instagram'dan falan araştıran bakan insanların bileceği bir şeydir bu biraz. Ee, Artık bir şeye döndü. Bir para, biri gibi, para birimi gibi bir şeye döndü bu. İşte beş tane panda dank verirsen sana şunu veririm. iki tane verirsen şunu veririm. Bir taneyle şunu takaslarım. Üç tane şöyle falan gibi bir şeye döndü ve genel olarak da bu panda yani dank olarak yani 2020 ve 2021'de bu Nike'ın yaptığı şey dönüşüm ve değişim yani e, bir sanatçıdan doğan bir şey oldu bence. Bu Travis Scott'un da e, artık her yerde böyle inanılmaz eski işte Iron Man için yapılan özel bir dank vardı. Onu giydi. Herkes ona coştu bir anda ama hiçbir yerde. Normalde Tabii. 100 dolara yüzlerce dolara satılan bir şeydi. Iron Man diyorum özlüyorum. Iron Maiden. Iron, Man. Iron Maiden için Iron yapılan Man. bir dank vardı. Onu giydi. Normalde 200 dolara 300 dolara bulabiliyordunuz. Bir anda oldu 3000 dolar. <laughs> Wu-Tang Clan bir rap grubu için yapılan bir tane model vardı. Onu giydi. Daha sonra o senenin sonunda yani 2020'nin sonunda o topuk logosunu taşımayan ama o renk paletlerine sahip olan Varsity Maze modeli çıktı. Yani sadece o adam giydiği için bile ya da herhangi bir sanatçı giydiği için bile bir, bir şey akım oldu. Herkes onu yükseldi, ilgiyi arttırdı ve artık sadece o ayakkabı üretiyor o marka. Yani sanatçı markayı yönetir duruma geldi. <laughs> ve Anladım. o yüzden de markalar sanatçılardan her zaman bir beklenti ve hani bir bu marka dediğim illa Nike ya da Adidas olmak zorunda değil. Bir dükkan da olabilir. o da bir sonuçta marka ve o da işte Türkiye'de mesela Adidas sırasına, Adidas'ta Yeezy sırasında e, Kerimcan Durmaz geldi mesela. Doğrudan Adidas'ın <laughs> kendi mağazasından girdi ve aldı ayakkabıyı. Bir sırada beklerken ya da Biz fakiriz. bir sırada beklerken başka bir dükkanda Necati Ateş geldi. Bizim beklediğimiz ayakkabıyı girdi aldı. Ya da Berçan Güven Travis Scott çıktığı zaman o dükkana gitti. O ayakkabıyı çoktan aldı. Hani ona stok ayrıldı. başka evet. birisi gönderdi ama yani normal bir kullanıcının bir müşterinin alacağı bir ayakkabını bir Somer Şef bile aldı tabii sıkıntı. Görmüşsündür. <laughs> evet. Yani işte, halbuki yani zaten burada mesele şey değil. Yani ben bu adama Travis Scott'u vereyim ve o Travis Scott'un reklamını yapsın değil de markanın reklamını yapsın ve benim du raflarımda duran e, Air Jordan bir ama hiç bilinmeyen ya da Air Jordan bir low ya da işte Air Force birim satılsın evet. diye yaptı. E, diğer modellere eritmek adına yaptı. Yoksa o ürüne zaten hype ya da ilgi var. İşte Dior Air Jordan ya da işte Air Jordan bir Travis Scott zaten satılacak. O adam reklamını yapsa da yapmasa da. Ama ya fiyatını yükseltecek ya da diğer ürünlere ilgiyi arttırmak adına. Yani o da oradan alışveriş yapıyormuş. Hadi oraya gidelim. Tabii, dükkan prestiji artıyor. Da. Ben işte. mesela evet ben ben mesela şeye gittiğim zaman Sınık Sap'ta Berkcan Güven'i gördüm. Bağdat Caddesi'ndeki Cadde Bostan'daki mağazada. Yani onunla karşılaşmak uğruna bile hani bir insanla karşılaşmak, bir ünlü olarak gördüğü bir insanla karşılaşmak adına bile o mağazaya gitmek isteyecek insanlar olacak ondan Kesinlikle. sonra. Kesinlikle. Bunu bu bilindikten sonra. O yüzden de hani şu an mesela birçok e, influencer Wunder'le çalışıyor ve onların ürün oradan mesela nadir çıkan ayakkabıları alabiliyor. Alıyor. Bu aslında e, o ayakkabıya ya da hani o ayakkabıya ya da şey eee Wunder şeyi düşünmüyor yani. Gideyim de ben e, Travis Scott'un resale marketteki değerini yükselteyim. Yani o kendi boyunu aşacak bir misyon. Ama kendi mağazasındaki diğer aynı markaya sahip ürünleri ya da genel olarak ayakkabıları Türkiye'si, Türkiye'deki bütün ayakkabıları satmak yönünde çok iyi bir yöntem var. Dediğim gibi sırf o adamı görmek adına bile oraya giden insanlar olacak. Ve oraya gittiği zaman da en azından bir şeylere bakacak ve bir şeyler almak isteyecek. Zaten o yüzden de hani ilgili, bu beklenti çok normal. Kişiyle ilgili bir de ya. Ben, hani senle konuşuyorduk ya bu biraz Ayakkabı kültürüne yakın birilerin ya da işte müzik tarafından bu kültüre bağlanan ya da başka alanlardan bu kültüre bağlanan kişilerle iş biliyor ki bu artık zaten bu dönemin bir gerçeği ama hiç alakası sadece çok takipçi insanlar alınca da böyle bir şey oluyorsa ne alakası var artık bunun da ne yapıyor burada dediğinde aslında dediğin konu oluyor. Sırf onun aslında ünü yani o, o insanın orada olması yoksa gidip de Zaten Masterchef izleyen insandan kaç kişi gidip de bunu O Somer Şef şu ayakkabıymış Gidem de hemen bakam diyecek. Yani çok, düşük olacak muhtemelen. Da olmayacak. Arasında yani. da o bulamayacak zaten. Yani ha, ayakkabı işte, yani gideyim oradan bir şey alayım da demek için evet. bile uzak o, o, o kitle. Evet. Yani evet. E, burada biraz markalar artık şeye dönüyor. Ya da dükkanlar biraz da abi işte biz de ekmeğimizdeyiz gibi bir konuya dönüyor biraz da ikili ilişkilere dönüyor işte. Yani bugün bazı insanlarla bu ilişkiyi kurmak iki gün sonra o dükkanın sahibinin ya da o dükkanın sahibinin çevresinde çok işine yarayabilir. Böyle ilişkiler genelde böyle kuruluyor. Yani ünlü ünlü ilişkisi dediğimiz bir yerden sonra ünlüler sadece ünlülerle arkadaş oluyor ya. Biraz da bu yüzden galiba arası işte. <laughs> ya burada bir, bir ilginç nokta da mesela şu buradaki hani sadece Türkiye üzerinde değil bu arada benim hani Discord kanalında yazdığım hikaye tasarım hikayeleri yazılarında evet. da ee, orada da çok e, gö gö gördüğümüz bir şey. Ya da hani yani tüm dünyada şöyle bir durum var. Şu an e, indi bir şekilde açılan, bağımsız açılan bütün dükkanların kurucuları yani bu ayakkabıları, özel limitli ayakkabıları satan insanlar, bu ayakkabılar zaten ilgili insanlar. Yani şey durumu çok yok. Ben gideyim de bu ayakkabıyı satabileceğim dükkan kurayım ve ben bu ayakkabıları lise olarak daha sonrasında hani Tabii alma hakkına sahip olduktan sonra gelip dışarıdan satayım. Yani birçok insan yani şu an belki yavaş yavaş bu ilgiden dolayı ayakkabı sektörüne olan ilgiden dolayı yapabilecek insanlar olabilir ama e, yani en azından şimdiye kadar hepsi bizim gibi ayakkabıya zaten ilgi duyan bu kültürü genişletmek isteyen ve sevdiği için bu işe girmek isteyen insanlardı. Yani gönülden seven insanlardı bu dükkanları açan insanlar ama daha sonrasında bu ilgiye ve bu sevgiye bu topluluğa sırtını dönerek onların almasını yani büyümek uğruna ya da para kazanmak, daha fazla para kazanmak detaylı yolda e, uğruna bu kitleye ya da bu başta yola çıktığı arzulara sırtını dönüp e, yani Başka kendi yola gibi yola. olan ama daha böyle bebek adımlarıyla yürüyen insanların hiç elinden tutmadan e, bana ne onlar almasa da olur ben ünlülere satıyorum sadece gibi bir yaklaşıma giriyorlar ama halbuki kendisi de o e, o bebek adımıyla yola başlayan bir iki tane Jordan olup da başlayan adamdı öncesinde ünlü değildi ama sonrasında eline geçen o gücü kullanarak ben de bir ün sahibi olayım falana dönüşüyor şekil değiştiriyor ama bu hmm. mesela hani e, şu Air Dubai'de dükkan açıyor ya. evet Airmax 90 mesela Bacon'ı yapan o e, tasarımcının ismini unuttum ama hani onu yapan mesela adam e, dükkan inanılmaz ilgi görmesine rağmen o kasap konseptli dükkanı New York'ta yapmış olup da çok ilgi görmesine rağmen adam artık bu ben bir şey değil diyerek dükkanını kapatabilme cesaretine bulunurken biz bizim Türkiye'deki dükkanlar konsept dükkan yapmanın da e, ucundan geçmeden e, yani çok daha böyle sadece ne kadar fazla mağaza açarsam o kadar iyidir yaklaşımıyla birlikte evet. e, biraz böyle şekil değiştirip e, canileşebiliyorlar biraz. E, bu yani Türkiye'de biraz kötü bir şey ama bu dünyada da artık görülmeye başlandı. Ve hani bu sektörün yine e, yani dönüp dolaşıp oraya gelmek istemiyorum ama ilkelinden kaynaklı bir şey. Ve insanların da zaten bu e, algı yönünde daha böyle hani müşterilerin e, tasarım ya da e, hikaye ya da bu tarz böyle ilgi dışında sadece böyle o giyiyorsa ben de giyeceğim. Benim de sahip olmam lazım gibi e, biraz böyle hani kapitalist düzene besleyici bir şekilde besleyici. yaklaşımından kaynaklanıyor. Aynen öyle. Yani buradan da çıkış nasıl olacak? Artık e, biraz daha farklı konulara gireceğimiz serinin e, bir sonraki videosu da konuşacağız. Biraz daha tasarım, sanat, günlük kullanım, e, kültürlerle ilişkisi da farklı tasarımcıların e, oluşturduğu serilere falan gireceğiz. Bu videoyu bitirirken tabii şunu hatırlatayım. Şimdi hem Türkiye'de hem globalde bu işin nasıl işlediğini biraz anlattık. Yine sorularınız olabilir. E, mutlaka yazın. Abi ben şu şu ayakkabıyı almak istiyordum alamadım bunları nasıl alacağız bir siteden bahsetmişiz o site neydi tarzı sorularınız varsa mutlaka yazın Ilgın'da ben de cevaplamaya çalışırız yine kafanıza takılanları da başka farklı konuları da sormaktan çekinmeyin bir sonraki videoda görüşeceğiz bay bay